anlamak, kontrol etmek ve muayene etmekle mükellef. Ama hiçbir zaman gümrüğün verdiği, kendi başına, başlı başına verdiği bir evrak yoktur. Hiçbir zaman yoktur. Yani halkalı gümrüğünden iş yapıyorsanız, halkalı gümrüğü sadece sana şifahi olarak yazı verir, tebliğ gönderir. Onun dışında bütün her şeyle alakalı, gerekli olan evraklarla alakalı, size, ürününüze uygun olan evraklarla ilgili sizi yönlendirir. Ticaretin olmazsa olmazı ne? Bir ticaretin başlaması için, yani karşılıklı bir ödeme alışverişin olması için ne gerekiyor? Fatura gerekiyor. Gümrük ne diyor biliyor musunuz? Gümrük diyor ki fatura kesmeyi bana sorma. Faturayı kime sor biliyor musun? Git vergi usul kanunu VUK 230. maddeyi aç, orada bir resmi fatura nasıl kesiliyor ona baka yönlendiriyor seni. Bu ne demek? Yani sen Türkçe faturanda, biz Türkçe fatura diyoruz, normalde maliye onaylı veya şu anda e-fatura, sen aslında onlar üzerinde kolisayını yazmak zorunda değilsin. Kabında kilonu yazmak zorunda değilsin. Ticarette sana ne lazım? Gönderdiğin ürünün adeti, birim fiyatı, toplam tutarı, alıcının tam ünvanı, seri nosu, sıra numarası, tarihi, kesilme tarihi, sevk tarihi, ödemenin ne zaman, ne şartlarda geleceği, onun dışındaki ama şeyler... Ama beyannameye de neye güleceksin? Mesela size böyle bir evrak... Onun dışındaki, onun dışı... Ya mesela öyle çok fatura var. Dilerseniz daha sonra gönderebilirim size. Yani sadece... Bir tane belki gönderen yok, kişi işte, ama... Gümrük şunu söylüyor size. Gümrük diyor ki, sen diyor VUK'a göre düzenle faturanı, eğer diyor onun dışında ekleyeceğin şey yarın öbür gün biz karşılıklı bir ihtilaf halinde kalırsak seni doğrulayan tespit edici belge olsun. Yani sen şu var beyannamelerde de ihracat beyannamesinde de bunu duydunuz mu daha önce? İhracat beyannamesinde aslında imalatçı yazma zorunluluğunuz yok. İmalatçı yazmayabilirsiniz. İmalatçıyı sizden kim istiyor? Vergi dairesi istiyor. Şimdi vergi dairesi istediği için de ne yapıyor? İhracatçılar Birliği kriter koymuş. İmalatçı göstermediği bedelsiz ihracatlar hariç, ki bedelsiz ihracatlar birliğe gitmiyor, imalatçı göstermediği ihracatları belirtemezsen. Gümrük diyor ki ben imalatçı yazma zorunluluğu getirmedim. Hemen geriye dönelim mesela, imalatçı yanlışlığı yaptık. Biz gümrükçülerde çok sık başımıza geliyor. Kesinlikle ve kesinlikle beyanname üzerinde düzeltilmeyen hanelerden bir tanesi şu anda. Gümrük niye düzeltmiyor? Gümrük şunu söylüyor. Ben sana oraya imalatçı yazma demedim mi? Niye yazdın? Hep seni bir yerlere yönlendiriyor. Hani diyor ki ben istemiyorum senden. Senden isteyen kim? VUK. Vergi usul. Yazıp niye yanlış yapıyorsun? Yani hani hem ben yazma deme rağmen hem yazıyorsun hem de bana düzeltme için geliyorsun. Beni meşgul ediyorsun. Düzeltmiyorum ben. Peki beyannamede o haneye niye koymuş devlet? Devlet koymuyor o haneye. Devlet ek bilgi. Normalde aslında bizim şey hanesinde değildir o. O bizim 44. hane dediğimiz bir hane var. 44. hane ek bilgi belge hanesi. İstersen oraya benim adımı soyadımı yaz. Yine onaylar sistem. Ama biz ihracatta her ihracatı ihracatçılar birliğinden bir kripto numarası işte istatistikler tutulsun. O birlik niye hala var onu da çok şey yapamadım. Hani %60'ına %70'ine hakimim. Tutulsun diye ihracat tescil aşamasından önce birliğe gönderirken birlik imalatçı istediği için o da neden dolayı ihracatçılar birliği adı üstünde. İhracatçıyı yarın öbür gün bir vergi iadesi konusunda zan altında zorluk çıkarmasın diye birlik kendine bir kriter getirmiş. Oraya imalatçı yazman gerekiyor. Şimdi yani şunu unutmayalım. İhracat yapıyoruz. O malzemeyi ben üretmiyorum mesela ihraç kayıtlı aldım. O beyanname seçilirken ihraç kayıtlı aldığımız firmanın da bilgisi mutlaka yazılıyor beyannameye. Kesinlikle yazılmak zorunda zaten. Aldığınız firmama gitsin KDV'si olsun diye. Yani orada biraz daha siz topu ota. Çünkü şöyle bir şey. İhracatta vergi iadesi var. Doğrudur. KDV iadesi var. Siz kendi ürettiğiniz bir ürün dahi olsa KDV iadesi alıyorsunuz. Ama devlet ne şekilde veriyor size? Devlet para vermiyor. Ben KDV bulunmadım, içinde bulunmadım ama onun şeyini söyleyeyim. KDV size KDV iadesini öyle her ihracat yaptıktan sonra KDV iadesini direkt hemen al gel bu KDV iaden diye vermiyor. Senin 4 ay sonra, 5 ay sonra ödeyeceğin vergiye mahsup ediyor. Hı.
Eğer vergiye mahsup etmese bile diyor ki git bana yeminli mali müşavir raporu getir. Yeminli mali müşavirler de yüzdeyle çalışıyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çok sizin kambiyoya şey değilim. Hani alacağı iadenin %10'u %100'ü 100 bin lira alacaksanız mesela 10 bin. O da ki adamcağız da öyle bedavadan gidip o işi yapmıyor. Yani bir sürü alt evrak. İmalatçının imalatçısının imalatçısını sorgulamak zorunda. O yüzden KDV ihraç kayıtlı almak biraz daha şey sizi aslında şeye sokuyor. Resmi fatura, bizim olmazsa olmazımız, bu beyanname görseli hepimizin gördüğü şey. Yine bakın, beyanname dahi aslında gümrüğün doldurduğu bir evrak değil. Gümrüğün onayladığı bir evrak. İhracatınıza veya ithalatınıza adı üstünde beyan, sen beyan ediyorsun. Bu firmanın kendisi de olabilir. Firmanın seçtiği dolaylı temsilci olarak vekaletnameyle bize yaptırdığınız için biz de varız. Benim dış ticarette olmazsa olmazım. Birincisi resmi fatura, ikincisi beyanname. Bundan sonrakiler geldik dolaşım belgeleri.